Evet, grid sisteminden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk başta ne yapmıştık? Konteynerimiz oluşturduk. Bunlar aynen böyle kalsın. Burası bizim çalışma alanımız gibi olsun. Şimdi pardon arkadaşlar, yapacağımız şey şu. Buradaki kolonları ekleyeceğiz. Yani biz aslında bunları içerik gibi düşünebiliriz. Şimdi bunun mantığının nasıl olduğuna bakacağız. Şimdi burada ondan önce bir konu daha var göstereceğimiz. Row dediğimiz satırlar var. Satıra. Yani aslında biz bir böyle bir düzlemsel, yani düz bir şey ekleyeceksek bu şekilde. Önce bir satır yapıyoruz. Satırın içine ekliyoruz. Ya konteynerin içine de direkt yapabiliriz ama satıra almanız daha mantıklı olacaktır. Tabi bazı durumlarda satıra almanız da sıkıntı olabiliyor. Mesela hani böyle alt alta küçülttüğünüzde tarayıcıyı mobile geçtiğinizde biraz satıra almamanız da bazen sizin için yararlı olabiliyor. Artık duruma göre bakacaksınız. Şimdi öncelikle div class, hemen bir tane satıra ekliyorum. Div class row diyorum ve satırımızı ekledik. Şimdi satırın içine div class, pardon, div class, geliyorum buraya call diyorum. Bakın call yazdığımda burada bize çıktı. Şimdi ben eğer buradan mesela önce call 1 diyelim, mesela call 1 oradaki gibi yapalım. Ve buraya call 1 diyorum. Ekledim. Şimdi bakın bunu kaydedelim. Tarayıcıda bakıyoruz. Şu şekilde. Tarayıcıda baktığımda bakın call 1 diyor. Şimdi bir de şöyle bir içerik yapalım. Nokta. Kolon diyelim buraya. Şu şekilde ve bunu bir renk atayacağım. Background color atıyorum buna. Beyaz olsun. Yazı rengi normal yazı rengi, pardon, color da 0 0 0 olsun, siyah ve yüksekliği de bunun 150 piksel olsun. Genişlik değerini vermiyorum, yükseklik değeri vereceğim ve bunu da hani görelim diye genişliğini arkadaşlar, o yüzden yapıyorum bunu. Kolom diyorum. Evet, buraya geldi. Bakalım bir görelim nasıl bir şey olacak. Yeniden eklediğimde bakın dışına çıktı. Tabi buradaki eksi değerden dolayı herhalde zannedersem, şu row'dakinden. Şimdi bir de buna şunu ekleyeceğiz. Padding 0 ile beraber satırlarda da şöyle bir şey var. Margin eksi margin değer alıyor. Onu göstereyim size bir. Bunu ögeyi denetle diyorum. Ögeyi denetlediğimde bakın şimdi onu da gösterelim. Row kısmını seçtiğimde bakın burada row'da eksi 15 piksellik, bakın zaten burada dikkat ettiyseniz içeri, yani bunun dışına çıktı, daha doğrusu daha geri gitti. O da şununla alakalı. Ben bunları buradan sıfırlarsam bakın tam buraya sıfır olduğunu göreceksiniz. Bunu ama bazen bunu kullanmak isteyebiliyorsunuz. Bunu da yine sıfırlamak için M0 diyorum. Margin sıfırlama yani. Buna da margin 0 diyeceğim. Bunu nereye yazacağız? Buna da geleceğim. Satırın olduğu yere row'dan sonra M0 diyorum. Ben bu şekilde kodlandırdım. Siz daha açıkta yazabilirsiniz. Tekrar yeniden yüklediğinde bakın burası geldi. Şimdi bundan bu birincisiydi. Bundan 12 tane yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 12 tane yapıyorum. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12. Bunları da hemen yapalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi tekrar sayfayı tazelediğimde bakın tam gördüğünüz üzere bakın 12'sinin de buraya fit dediğini, hiç dışarı taşma falan yok. 12 tane. Peki bunları ben şimdilik şöyle yapacağım. Bunu yoruma dönüştürebiliriz. Bunları da görmüş oluruz. Şöyle yapalım. Bunu bir kopyalayayım iki tanesini. Şöyle aşağıya, biraz alta geçeceğim. Bunları da üsttekini yoruma dönüştürüyorum. Şuradan editörümüzün özelliklerini de kullanırız bu arada. Apply HTML comment dediğinizde bu seçtiğimiz alanın hepsini gri bir şekilde bakın soluk olarak yorum yaptı. Şimdi burada call 1 diyorduk. Şimdi ben bunu call 6 dersem
Bakın bunu kol 6, bunu da kol 1'de bırakıyorum. Nasıl olacak şimdilik? Bakın 6 tane burası ve bir tane de burada. Şimdi eğer onu da 6 deseydim, bu sefer ikisi de şöyle tekrar yine eşitlemiş olacaktı. 2'ye bölmüş olacaktı. Yani herhalde artık biraz kafanızda canlanıyor diye düşünüyorum. Eğer ben bunu 3 parçaya bölmek istedim, burası yani totalde 12 olması gerekiyor. 4 yaptığımda bakın şimdi tekrar sayfayı yeniden yüklediğimde bakın 1, 2 burada boşluk kaldı. Bir tane daha yapacağım. Ya da mesela atıyorum bunu 8. 8 yapabilirsiniz. Yani bildiğimiz sidebar mantığı gibi. He, siz sidebar'ı 8'e değil de mesela atıyorum 9'a illa tek sayı çift sayılar mı diye düşünebilirsiniz. Hayır, çift sayılar değil. 9'a 3 de yapabilirsiniz. Hatta 10'a 2 de yapabilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış. Sizin tasarımınız nasıl uyuyorsa tasarımıza, bakın 10'a 2. Şimdi buradaki alan gözükmüyor. Buna da isterseniz ben bir ekstradan bir renk daha koyayım şuraya. Onu da style ile yapalım. Style. Hem bunları da görmüş oluruz. Background. Color. Şimdi normalde beyazdı. Ben buraya renk vereceğim. Mesela atıyorum kırmızı rengini vereceğim. Ve buraya important ekliyorum. Muhtemelen bunu eklemeyince kabul etmeyecektir orada renk olduğu için. Gerçi style de verecektir ama bakın bu şekilde gözükecek. Yani kolonların ilk mantığı bu. Birincisi. Tabii kolonlarla ilgili birkaç ders daha yapacağız. Bunlarla ilgili. Mesela iç içe kolonlar yapacağız. Onu da bir sonraki derste devam edeceğiz.